Evet, herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün günlerden pazartesi, okullar tatil. Ve biz Adel'le tekrardan Brooklyn Williamsburg'a geldik. Kuzenimle buluşmaya. New York'tayız. Şimdi arabamızı park etmek için yer arıyorum. Dino nerede buluştu? Louis Tutu var, evet, Adel'in iki tane dişi düşecek. Şimdi buralarda biraz park sıkıntısı There's var. Up and down. Up and down, evet. Şöyle şuraya bir dönelim bakalım. Belki şansa bir şey buluruz. Bu arada gözlüğü aldım arkadaşlar. Instagram'dan takip edenler görmüştür. O benim gözlüğüm. Adel de takıyor. Şimdi onu Hayır, beraber... Hayır, o benim gözlüğüm. Senin. Şu an benim. Evet. Beraber çekeriz. Takarım onu da. Bir şeyler çekeriz. Şimdi dediğim gibi arabayı park etmek için... Why don't you use your phone instead? Yer arıyoruz. Evet anneciğim. O da arada böyle kolaylık oluyor da pıt pıt çekebiliyorsun. Instagram'da bir reels paylaştım. Gerçekten çok böyle sevimli bir şey. Oyuncak gibi her dakika. Fotoğraf, video çekiyorsunuz. Ya parking'e vermek istemiyorum. You know that we're meeting my mom's cousins, two cousins. Evet. And they have a dog. They just got it right now. Evet, they have a dog. Why did you ask me? Acaba şuradan şöyle bence devam edelim. Geri dönüp tekrardan. Hey, efendim. Mommy, evet anneciğim, ikisinin de köpeği var ama şimdi biz bir tanesiyle görüşeceğiz. Hey. I thought they had cat. Burada. Şuradan çekemedim. Mommy, I thought they had cat. Yok anneciğim, köpekleri var. But there's picture of cat. Evet, daha önce cat'leri vardı. Ben onların yanına gelmiştim. Sen daha yoktun o zamanlara da. Yıllar önce. O zaman iki tane kedileri vardı. Ya. I still remember them. Ama sen daha yoktun ki o zaman dünyada. Ama ben biliyorum cat'leri var. Sen biliyor musun cat'leri var? Şimdi de Williamsburg'dayız. Kahvaltı da yapmadık. Bir şeyler oturur yeriz öncelikle. Çok acıktım. Türk bir tane yer açılmış. Böyle tost yapıyormuş. Sucuklu, kaşarlı. Ama şimdi yürümez. Çünkü simitleri falan varmış. Çünkü, hiç yemiyorduk zaten. Çünkü senin kazınman gidi. Evet, önce park edeceğiz. Çünkü kazınımız gelecek. Açsa. Evet, o da aç. Hiç Türk simidi yemiyorduk zaten. Hemen de açma. Tamam anneciğim, yiyeceğiz, hepimiz yiyeceğiz. Hey. Tabii burada yani New York'ta da çok fazla Türk restoranı var, dolu da. Hani bizim orası tamam. Gibi değil. Bizde bir bizim orası Türkiye. Küçük tamam. İstanbul. Tamam mı? Tamam. Şimdi park yeri arıyorum hala. Bulamadık. Burası dediğim gibi yani sokağa park edebildiğimiz için otoparka vermek istemiyorum yani. Boş boşuna para vereceğim. Sokak bedava. Ama sokakta da yer yok. Neyse, artık bir şekilde bir şeyler yapacağız. İlk geldiğimde Mini ile gelmiştim. Küçücük olduğu için böyle bir yere hemen koyduk. Ama şimdi Tesla ile geldik. Bu tabii ona göre çok fazla büyük. Ama Adel ile geldiğim için hani Tesla ile gelmek istedim. Bunda da park sıkıntısı var. Mini'yi her yere sokuşturabiliyorsunuz. Ama bu öyle olmuyor. Burada herkesin köpeği var bu arada ya. Herkesin. Tekrardan geldim. Ama bizim papimiz var. Bizim de papimiz var, evet. Bulamadık. Ne yapacağız o da? İşte buranın da böyle bir sıkıntısı var ya. Burada yaptı. Ne anne? Yer arıyorum. Orası ne? Orası ne? Bilmiyorum ki. Güzel bir yere benziyor değil mi Adoş? Aynısı. Hah, kuzenim arıyor, bir dakika. Alo. Alo. Hah, şimdi bir record yapayım. Bak oradan su atıyor ama benim elime gel. Ew, it looks like something in the shower. Like naked. Like outside naked. Hi guys, so I know you don't see me right now because I'm wearing glasses that are camera proof and I don't really know how
So we are in New York City and we are going to meet a dog. Hadi gel, kolumu tut. Az kaldı, arabamıza geldi. Çok yoruldu Ada. Aynen. Evet, bu kadar da yeter. Hotel. Herkese selamlar. Sizi en son pazartesi günü açmıştım. Williamsburg'a gittik. Gezdik her kuzenimle ve Adel'le. Çok güzel bir, keyifli bir gün geçirdik. Ben zaten orayı çok seviyorum. Çok keyif alıyorum gittiğim her zaman. Şimdi bugün Adel'i okula bıraktık. Cookie arkada uyumaya geçti. Ben de bugün böyle birazcık takılmak istiyorum. Bugünü vloglar mıyım bilmiyorum ama size şu gözlüğümü bir göstereyim. Instagram'dan zaten bir Reels paylaşmıştım ve Williamsburg'da çektiğim bazı şeyleri de zaten bu videodan, yani bu sahneden önce koymuş olmam gerekiyor ki görmüş olursunuz çekim kalitesini, görüntüleri vesaire. Ben çok keyif alarak kullanıyorum. Şimdi gelin hep beraber size bir açalım, bir göstereyim. Bu nasıl bir şey? Şimdi bu kılıfı arkadaşlar aynı zamanda şarj ünitesi. Buradan takıyorsunuz. Bu yeni telefon SD mi oluyor? US ne oluyor? C mi oluyor? C type bilmiyorum. Neyse onun adı neyse, yeni iPhone'ların şarj kablosuyla şarj oluyor. Onun gibi bir şarjla. Zaten kapağını açtığınızda burada böyle bir yeşil görüyorsunuz. Işık o şarjının olduğunu gösteriyor. İçinde şöyle bir Ray-Ban Meta logosu var. Bir tane böyle bir içinde gözlük sileceğiyle geliyor. Kahve molası verdik. Neyse devam ediyoruz. Dediğim gibi bir gözlük kılıfıyla çıkıyor. İçinde işte garanti belgesi vesaire var. Kullanım kılavuzu. Şurada arkadaşlar, şurası gözlüğü şarj eden yer. Şimdi birazcık kirlenmiş. Şunu şöyle birazcık temizleyeyim çünkü Adel taktı en son bunu. Ben beyaz cam olanını aldım. Normalde güneş gözlüğü olarak da alabilirsiniz. Bu işte mavisi var, kahverengisi var. Başka ne rengi var bilmiyorum. Bir de böyle siyahı var. Siyahının matı var, parlağı var. Ben matını tercih ettim. Parlak olanını çok beğenmedim açıkçası. Matı daha hoşuma gitti. Ve bu gözlükte en çok tercih edilen cam olduğu için sürekli olarak tükeniyordu. Ve ben bunu 10 gün kadar falan bekledim arkadaşlar. Normalde diğer gözlükleri, yani güneş gözlüğünü falan sipariş verdiğinizde hemen geliyor. Ama bunu bayağı bir bekledim. Bu aslında blue light cam olarak geçiyor. İşte bu ekran gözlüğü olarak. İsterseniz bu camları değiştirip gözlük kullanıyorsanız dereceli cam da taktırabiliyorsunuz bu arada. O yüzden bu model çok tercih ediliyor. Çünkü derece yaptırabiliyorsunuz. Şimdi Adel bunu ne yaptıysa bilemiyorum. Gitmiyor lekesi. Parmaklarıyla halletti hanımefendi bunu. Şimdi size şöyle bir göstereyim. Burası yanıp sönen ışık bölümü. Sanıyorum ki şurası da kamerası. Zaten şimdi gözlüğü taktığımda
yanıp sönmesinden anlayacaksınız. Gözlüğü takar takmaz böyle bir bak. Benim şu anda dinlediğim şarkı buraya geldi. Şöyle yapacağız. Şurada bir yeri var. Bunu böyle yaptığınızda sesini kısıyorsunuz. Şöyle. Şu anda sesini kapattım. Bu tarafa yaptığınızda da sesini açıyorsunuz. Ben şu anda müziği dinliyorum. Serkan Kaya dinliyordum. Şimdi müziği kapattım. Burada böyle dediğim gibi. Telefon çaldığında burada çalıyor. Mesaj geldiğinde söylüyor size mesajınız var diye. Ve müzik dinleyebiliyorsunuz. Şurada küçük bir tane yeri var. Oraya bir kere bastığınızda. Şimdi ben fotoğraf çektim. Bu çektiğim fotoğraf ve videolar telefonuma gidiyor arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şimdi dediğim gibi bir fotoğraf çektik. Şimdi bunun burada bir app'i var. Meta View diye böyle bir aplikasyonu var. Burada diyor ki bir medya bulundu diyor. Import ediyorsunuz. Diğer çektiğim bütün videolar ve resimler de burada zaten. Join diyorsunuz. Şimdi düşecek. İlk önce diyor ki Wi-Fi yani telefon gözlüğü arıyor diyor. Searching for glasses ve importing. Şimdi çektiğim size çektiğim görüntüyü direkt telefonuma aktarıyor. Bir medya imported. Bakın şurada. Bu da çektiğim, Meta ile çektiğim, şimdi çektiğim resim. Kalitesi gerçekten çok güzel. İnanılmaz güzel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İnanın bu iPhone 14 Pro var bende. Gece kalitesi bunun çok daha iyi. Instagram'a post koyabilirsiniz. Facebook'a post koyabilirsiniz. Ben genellikle ya da bunu böyle share to deyip İşte resim olarak WhatsApp'tan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ben çok severek kullanıyorum. Hatta şimdi birazcık da video çekelim. Şimdi buraya uzun bastığımda video çekiyor. Ve şuradaki ışığı yanıp sönen ışığı görüyor musunuz? Bu sizin video çektiğinizi gösteriyor. Kamerada bu. Bu yanıp söndükçe karşı taraf sizin video çektiğinizi anlıyor. Yani insanların yüzüne bakarak. Hani böyle video çekmek istediğiniz zaman bu ışığın yanıp söndüğünü gördüğünde kendisinin çekildiğini anlar. Bu çok kötü amaçlı da kullanılabilir arkadaşlar. Yani saçma sapan nedenlerle de kullanılabilir. Aslında bana göre çok faydalı bir gözlük. Neden? Her şekilde sizi koruma altına alıyor. Yani sizin bir kameranız bu. Hani arabaya takılan kameralar var ya onun gibi düşünün. Bilmeyen için yani gerçekten ben bilmiyorum. Ben çok severek kullanıyorum ve dediğim gibi yani sonuç itibariyle çektiğim şeyler belli. Sokakları çekiyorum. İnsanların böyle gözünün içine girerek insanları çekmiyorum. Ya da mağazalarda çekiyorum. Mesela o gece çıktığımızda arkadaşlarla ışık çok fazla tabii karanlık olduğu için çok fazla dikkat çekti. Şimdi bakın bitti. Dakikalık bir video çekiyor. Her bir dakikada videoyu yenilemeniz lazım. Şimdi mesela şimdi bu şeye de bir bakalım. Yani çektiğimiz videoya da bir bakalım. Onu da göstereyim size. Dediğim gibi gene bir medya bulundu diyor. Onu join yapıyorsunuz. Ve gözlükteki çektiğiniz direkt resim ve videolar telefonunuza gidiyor. Bu arada şunu merak edenleriniz eminim olacaktır. Bu çok tatlı bir şey. Bunu bir Japon marketinden aldım arkadaşlar. Böyle telefonunuzun burasına yapıştırıyorsunuz. Her gören bunu soruyor bana. Her gören. Çok da bakın. Şimdi bu da videosu. Bunu şöyle göstereyim. Bak importing full quality video diyor. Önce bir tamamen import etsin. Şu anda videomuz da bu. Bu videoyu da gene WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Bak. Dur diyeyim. Bunu not now diyeyim. Bunu WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Gene Instagram'a hikaye olarak koyabilirsiniz. Şu anda full quality olarak yükledi.
Şunun kalitesinin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Yani hani ben bu kadar güzel görüntü kalitesine sahip olabileceğini açıkçası düşünmemiştim. Beni biraz şaşırttı. Bu gözlük şimdi tekrardan çekmeye başladı. Fotoğraf çektim. Şimdi tekrardan video çekiyorum. Bu gözlük $299 artı işte vergisiyle beraber 316 dolara falan geldi. Bunun bütün baz gözlükler 299'dan başlıyor. Bir de bunun bir değişik bir camı var. İşte dışarıdayken güneş gözlüğü oluyor. İçerideyken böyle benim gibi gözlük oluyor. O 399 dolardı. O biraz pahalıydı. 379 mu öyle bir şeydi. Ona gerek duymadım açıkçası. Çünkü güneş gözlüğü olarak bunu zaten çok fazla kullanmak istemem. Bence o daha fazla dikkat çekiyor. Çünkü gözleriniz gözükmüyor. Nereyi çektiğiniz, nereye baktığınız gözükmüyor. Hani ben bilmiyorum. Ben gözlük formatını daha çok seviyorum. Ha, dereceli gözlük kullanıyorsanız zaten bunu almanız gerekiyor. Benimkisi blue light cam olarak geçiyor. İşte ekran gözlüğü ama biliyorsunuz blue light zaten sadece böyle hafif bir sarımtırak bir cam rengi. Bunu bu şekilde almanız gerekiyor. Ben dediğim gibi çok memnunum. Sadece YouTube için kullanamayacağımı düşünüyorum. Sadece YouTube shortlarda kullanabilirim. Çünkü sadece 1 dakika çekiyor ve bu biliyorsunuz YouTube'u çekerken portrait modda değil landscape modda çekiyoruz. Yani yatay modda, dikey modda değil. Hani bu direkt Instagram hikayesi postu modunda çektiği için, bu işte portrait modda çektiği için olmaz. Ama ben işte böyle YouTube short yapabilirim. Mesela mağazalara falan gittiğimde bir şeyler çekip koyabilirim. O şekilde belki kullanabilirim ama Instagram için bu bayağı böyle bir güzel, böyle bir şeyleri size çekip göndermek istediğimde çok da keyifli. Ben uzun yıllar, çok uzun yıllar gözlük kullandım. Böyle 8 yaşında başladım, 22 yaşına kadar gözlük kullandım. Lensle beraber tabii. Çoğunlukla lens kullandım. Sonra 22 yaşında göz ameliyatı oldum. Gözlerimi çizdirdim yani. Ve ondan sonra derecem bitti. Benim çok yüksekti derecem arkadaşlar. Uzağı hiç göremiyordum. Ama çok iyi bir doktora yaptırdım. Çok da şükür, çok şükür, çok da güzel geçti. Ve senede bir göz muayenesine gidiyorum. Herhangi bir artış var mı diye. Şu ana kadar böyle güzel. Herhangi bir artış olmadı. Sadece doğumda bir artma yaşanabilir demişti bana doktorum. Onun için öncesinden gidip bir göz arkası retinasına falan bir baktırmanız gerekiyor. Aklınızda olsun, hani göz ameliyatı olduysanız, normal doğum yapacaksanız bir göz doktoruna gidip doğumdan önce işte retinanızı falan bir kontrol ettirmeniz lazım. Hani incelme var mı, işte hani doğum esnasında herhangi bir tehlike arz ediyor mu gibisinden. Onu bir baktırmanızı tavsiye ederim. Onun dışında senede bir gidip gözlerimi kontrol ettiriyorum. Herhangi bir artış var mı diye. Zaten onu siz de anlayabilirsiniz. Çok şükür yaklaşık ben 38 yaşındayım. 16 yıl geçmiş. Herhangi bir değişiklik olmadı. O yüzden ben çok memnunum. Bu gözlüğü taktığım zaman böyle kendimi çok garip hissediyorum tabii. Uzun yıllar gözlük takmış sonra uzun yıllardır da takmayan biri olarak beyaz cam gözlük takmak biraz garip geliyor. Ama gözlüğü kendime de yakıştırıyorum açıkçası. Ben zaten gözlük kullanmayı seven bir insanım. Sadece göz derecem çok yüksek olduğu için benim için çok büyük kolaylık oldu tabii. Şimdi böyle bu arada video gelemiyor farkında. Gelim, şu anda tekrar video çekiyorum. Gelemiyor çünkü ben çok kötü hastalandım arkadaşlar. Yani hayatımda hatırladığım bence en kötüsü buydu. Çok kötü hastalandım. Grip mi dersiniz, Covid mi artık neyse. 2 kere test yaptım. İkisi de negatif çıktı ama bu varyant zaten testlerde çıkmıyor diye duymuştum. Bence ben Covid oldum. Çok kötü, çok ağır geçirdim. Çok şükür hastaneye gidecek kadar olmadım. Kendim bir şekilde baktım, bakmaya çalıştım ama çok kötüydüm. Bir hafta boyunca yattım arkadaşlar. Adeli de 2-3 gün okula göndermedim. Ne olur ne olmaz diye. O da zaten hastaydı. Ondan sonra ben hasta oldum. Yani bir hafta 10 günüm benim bu şekilde böyle yatarak hasta geçti. O dönemde zaten hiçbir şey çekemedim. O dönemde bu gözlüğü sipariş vermiştim. Yani ben geçen hafta ve çarşamba gününden beri falan iyiyim aslında. Bugün günlerden çarşamba. Bir haftaya yakındır iyiyim. O dönemde işte koşturma, Adel'in okulu tatildi. Cuma'dan salı, çarşambaya kadar, cuma günü yarım gündü.
Onunla gezdik, dolaştık. O yüzden de pek bir şey çekemedim. Ya bir sünis problemim var. Sünizitlerim dolu. Bu kaşlarım ve burun kemiğim inanılmaz ağrıyor. O da sünizitlerimden kaynaklı. Sürekli de ekrana bakıyorum, kameraya bakmayı unutuyorum. Bugün böyle olsun. Bu gözlüğü size göstermiş olayım. Bakmaza. Şuradan müzik dinleme olayı var ya, çok keyifli. Yani sesi açıp kapattığınızı buradan anlıyorsunuz. Buraya dediğim gibi bütün bildirimler geliyor. Mesajlarınız, işte telefon aramalarınız. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Türkiye'de henüz satışta mı bilmiyorum. Satıştaysa eğer Amerika'da eminim daha ucuz olur. Buradan söylemenizi tercih ederim. Bir tane bir arkadaşım var. Onun Instagram adresini aşağı bırakayım size. O Amerika'dan sipariş alıyor sizler için ve senede 2-3 kere Türkiye'ye geliyor. Geldikçe de getiriyor bu ürünleri. Bu gözlüklerin de siparişini aldığını biliyorum. Eğer İçinizde gözlük almak isteyeniniz varsa arkadaşıma yazabilirsiniz. O size herhalde yazın gelecek Türkiye'ye. Geldiğinde getirir. İstediğiniz şeyleri sipariş verebilirsiniz. Ayakkabı, çanta falan da sipariş verebilirsiniz. Bu arada makyaj malzemesi falan da sipariş verebilirsiniz. Onları toparlıyor. Dediğim gibi Türkiye'ye geldiğinde de sizlere getiriyor. Şimdi bu gözlüğü yani böyle açıkçası Adel çok fazla kullanmak istiyor. Sürekli kendi çekmek istiyor. Hatta çektiği bir sürü videosu var. Düşürür, kırar diye çok korkuyorum. Biraz çıkartalım. Ben dediğim gibi çok memnun kaldım. Çok da sevdim. Şimdi şöyle de kapatıyorsunuz. Burada zaten şarj yeri. Şurada böyle iki tane delik. Bunu böyle içine koyduğunuz zaman dediğim gibi şuraya böyle yerleştirmeniz gerekiyor. Bak şimdi yeşile dönecek. Bak şu anda turuncu. Şu anda şarj ediyor çünkü kullandığım için ben. Bunu bu şekilde kapatıyorsunuz. Ve şu anda gözlük şarj oluyor. Gördünüz mü? Yeşildi. Çünkü şarjı vardı. Şimdi biraz kullandık. Kahverengiye döndü. Bu şekilde en azından size alayım mı alayım mı diye sormuştum. Alın diyenleriniz çoktu aslında. Instagram'dan da bana yazdınız. Bakalım kullanırız. Bana önerileriniz varsa yazın bu arada. Mesela bunu nerelerde çekeyim? Sizlere ne çekeyim bu gözlükle? Gidip hangi mağazada neleri çekeyim? Ya da ne görmek istersiniz? Bana yazın arkadaşlar. Bu videoyu böyle bence kapatalım. Çünkü Williamsburg videosunu da koymuştum. Uzun oldu. Bayağı da konuştum gene ben. Hemen bugün bu videoyu editler koyarım. Bu hafta bir şeyler çekerim. Söz veriyorum. Çektikçe de hemen pıt pıt yayınlarım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Arkadaşlar kanala hala abone değilseniz ne olur abone olun. Abone oluşunuz benim için çok kıymetli. Ve beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Instagram'dan da takipleşmeyi unutmayalım. O da Amerika'dan bir anne ismim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.